Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçen sene diktiğim güzün yani çileklerin bakımını yapacağım. Bunları hem size de göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi bunları şu iki sırayı geçen sene diktim. Bunlar şu an çoğu çiçek meyve getirdiler. Şimdi bunların daha iyi bir kök atması için ilk getirdiği çilekleri, mesela şunlar çilek getirmiş. Şöyle. Şunları mesela şöyle göstereyim. Getirenleri, şunları kesiyoruz. Yani meyvelerini daha iyi bir kök atması için, meyveler sizi aldatmasın. Yani bize şu an meyve lazım değil. Bundan sonraki şeyini mesela yavrusu yavru yapıyorlar mesela. Meyveye gücünü vermiyor. Bu sefer ne yapıyor? Köklendirmesini daha sağlam yaptığı için daha güzel oluyor. Mesela şunu geçen sene diktiydim. İşte düzün. Bak şunu meyve getirmiş şöyle. Şimdi bunun meyvesini kesiyoruz dibinden. Şöyle dibinden kesiyoruz. Şöyle kalıyor. Bu eski yaprakların da şöyle dibinden şöyle şey ettiğin zaman, sağa sola büktüğün zaman hemen kopuyor. Mesela şunu, şu da var. Otlağını seçiyoruz. Bunun meyvesini alıyoruz. Şöyle bunlar bu şekilde, gösterdiğim şekilde meyvelerini alıyoruz. Bunlar ilk dikim olduğu için ilk dikimleri. İkinci, bu verimleri daha yüksek olacak. Çünkü daha köklenme, daha yavru çıkımı daha güçlü olacağı için daha verim yüksek olacak. Şu bazı kolları ben bıraktım. Kol dediğim şunlar. Şunları bıraktım. Şurada da var diğer. Bunları geçen sene daha önceki diktiklerim. Bunlar şöyle verimleri. Şu an üzerlerine var. Bir soğuk vurdu bunlara. Şunları mesela bıraktım. Onları şu boş olan yerde dikeceğim. Normalde bunları kesmemiz lazım ki verim olsun. Ben biraz büyüdükten sonra onları alacağım ki kendim çoğaltacağım yani. Çoğaltma yapmam lazım. Çünkü çilek fidesi bayağı bir pahalı. Kendi çileğimi kendim çoğaltıyorum. Bunlar olgunlaştıktan sonra alacağım, dikeceğim. Sonradan gelen kolları keseceğim tabii ki. Ki verim yüksek olsun. Yavru çıkarsın diye. Bu şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.